Evet, bayanlar merhaba, Elin'in tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine böyle az uğraş, çok lezzet bir tarifle beraberim. Bu gördüğünüz rüya kekin yapımını paylaşmak istiyorum sizlerle. Üstünde böyle çıtır çıtır Hindistan cevizi, altındaki kekimizde de harcında birazcık böyle çikolata var. O yüzden bu kek biraz daha diğer keklerden bir nebze daha farklı. Evet, böyle gördüğünüz gibi müthiş bir kek. Öncelikle şimdi yapımına geçtik. Oda ısısında 3 adet yumurtam var. Onu karıştırma kabına alıyorum. Daha sonra içerisine 1 su bardağı kadar toz şeker ekleyeceğim. Ve yumurtalarımız köpürene kadar bir güzel çırpacağız bayanlar. Su bardağımın ölçüsü 250 mililitrelik. Evet. Çok güzel bir kek oluyor. Farklı. Benim gibi çok çocuğunuz varsa onları bir nebze abur cuburdan uzak tutabilirsek ne mutlu bize, biz anneler olarak. Şimdi daha sonra o köpürene kadar çırptık. Kenara alıyoruz yumurta ile şekerimizi. Bir kapta kuru malzemelerimizi karıştıracağız. Öncelikle 1 su bardağı artı 1 su bardağından 2 parmak eksik unumu ilave ettim. İçerisine böyle tepeleme 3 yemek kaşığı kadar da kakao ilave ediyorum. Yaklaşık 60 gram yapıyor bu kakao. Zaten malzemeleri açıklama kısmına liste halinde veriyorum, biliyorsunuz. Yine böyle tek tek gramajlarıyla beraber yazacağım. Daha sonra içerisine kabartma tozumu ilave ediyorum. Vanilya o ara unuttum. Şimdi birazdan vanilyayı da ekleyeceğim. Vanilya aromasını ben çok seviyorum. Tatlılara çok yakıştırıyorum. Keklere, kurabiyelere, muhallebilere. Çok güzel oluyor. Evet, vanilyamızı da ekledim. Şimdi bu yumurtalımın içerisine 50 gram kadar çikolatam var. Böyle küçük küçük doğradım ben onları. Siz isterseniz sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. Ben bitter kullandım. Spatula yardımıyla harcımızı, çikolatalarımızı yediriyoruz. Daha sonra eriyerek o kuru malzemelerimizi bu kek harcımızın içerisine ekleyeceğiz bayanlar. Şimdi bundan sonra artık mikser kullanmıyoruz. Bu spatula ile geri kalan kısımları, aşamaları yapacağız. Güzelce eliyoruz. Diğer keklerden biraz daha farklı bunun yapılışı ama dediğim gibi çok güzel bir kek. Şimdi bütün kuru malzemelerimizi eleyerek ekledik. Spatula yardımıyla alttan üste gelecek şekilde karıştırıyoruz. Şimdi içerisine 175 ml oda ısısında süt ilave ediyorum. Yani 200 ml bardaklardan 1-2 parmak eksik sütümü de ilave ettim. Sütümü soğuk olmasın, sıcak da olmasın. Tam böyle oda ısısında olması lazım. Daha sonra içerisine, kek harcımın içerisine 100 gram kadar oda sıcaklığında yumuşamış tereyağımı da ilave ediyorum. Ve güzelce harcımı homojen olacak şekilde karıştırıyorum. Bunu diğer adı da Danimarka keki diyorlar. Bunun sadesi de var. İlerleyen günlerde o sadesinin de yapımını paylaşacağım sizlerle. İnanın çok lezzetli. Ben ilk yaptığımda çocuklarım çok beğenince ben de bunu sık yaptıklarımı listesine ekledim, öyle diyeyim. Daha sonra böyle kelepçeli bir kek kalıbım var. Altına yağlanmış fırın kağıdı sıkıştırdım. Etrafını yağladım ve kakao serptim. Normalde biliyorsunuz un serpiyoruz. Ben kakao serptim. Evet, kek harcımı kalıbıma döktüm. Güzelce spatula yardımıyla dağıtıyorum. Biraz tabi tezgaha, aralarındaki havaları gitsin diye tezgaha vuruyorum. Kek hamurumun yoğun bir kek harcı olacak. Cıvık diye yoğun. Evet, 180 derecelik fırında yaklaşık yarım saat kadar, daha önce ısıttım tabi 180 derecelik. Alt üst fansız, yalnız normal alt üst ayar da pişireceğiz yarım saat. Yarım saatten sonra bu hazırladığımız üst harcımızı ekleyeceğiz. Öncelikle 100 gram kadar eritilmiş tereyağım var. İçerisine 120 gram kadar esmer şeker, yani 1 su bardağı kadar esmer şeker ekliyorum. Sonra o 150 gram kadar Hindistan cevizleri var. Ben Bim'den almıştım. Onu ekledim ama eğer öyle paketli yoksa 2 su bardağı Hindistan cevizi diyebiliriz ölçüsüne. Daha sonra 75 ml de sütüm var. Onu da ilave ettim. Güzelce birbirine karıştırarak yedirdim. Evet, kekim fırından yarım saat pişti. Çıkardım. Üzerine bu hazırlamış olduğum Hindistan cevizi harcımı döküyorum. Ve güzelce kekimin üzerine spatula yardımıyla böyle yerleştiriyoruz bayanlar. Bu kekimize muhteşem bir lezzet veriyor. O tereyağı,
O esmer şeker. Esmer şekeriniz yoksa normal şeker de deneyebilirsiniz diyeceğim ama bunun özelliği sanırsam esmer şeker bayanlar. Evet, kekimiz pişti. Bir 10 dakika daha üzerindeki malzeme Hindistan cevizi harcımızı koyduktan sonra bir 10 dakika daha pişirdik. Evet, kekimiz hazır. Ben keklerimi pişiriyorken bayanlar altına böyle tepsi koymayı tercih ediyorum. İsterseniz siz de deneyebilirsiniz. Bu şekilde olduğu zaman kekiniz çok daha eşit bir şekilde pişiyor. Normalde fırınlar alttan çok daha fazla yandığı için ya da benim fırınım öyle bilmiyorum. Daha hızlı pişirebiliyor. O yüzden ben çareyi böyle buldum. Size de tavsiye ederim. Evet, kekimiz pişti. İlk ısısı sıcaklığı gitti. Şimdi spatula yardımıyla kenarlarını ayırıyorum. Evet, açıyorum. Kelepçeli kalıbımı. Şimdi doku testine geçeceğim. Ama şunu göstereyim. Şimdi benim bütün çocuklar, bakın bu varan bir. Birinci çocuğum, oğlum. Bir çimçik attı. Şimdi karşıdan da küçük oğlum. Buraları kesmedim. İşte ben neden bu kadar kek kurabiye yapıyorum? İşte bu minnaklar abur cuburdan uzak dursunlar diye şimdi servis tabağını alıyorum. Tabii bunları 3 çocukla beraber yapmak biraz zor olabiliyor. Şimdi bekliyorlar tezgahın etrafında. Bir tanesi de servis tabağının altından tutuyor. Annesine destek oluyor. Bakın şimdi bir tanesi minnan biri çekecek. Buraları dediğim gibi çok sevimli bulduğum için kesemedim bayanlar. Böyle paylaşmak istedim. İşte ben bu yüzden bunlarla uğraşıyorum bu minnoşlar için. Evet, bir dilim kesiyorum. Çünkü üçü de bekliyor. Bir de kızım var ama o görünmemiş. O kadraja girmemiş. Evet, kesiyoruz şimdi. Çok beğendikleri bir kekti zaten. Evde yapıyordum. Sizinle paylaşmak istedim. Zaten beğendiğim tarifleri paylaşmaya çalışıyorum. Evet, bakın ucunda hop gitti. Sevimli şeyler. Rabbim hepimizin evlatlarını korusun. Onlara güzellikler versin. Allah'ım hep iyilerle karşılaştırsın yavrularımızı. Evet, kek dilimimiz böyle bayanlar. Gösteriyorum. Altı çikolatalı kek. Üstünde muhteşem bir Hindistan ceviz harcı var. Çıtır çıtır müthiş bir lezzet. Tamam anneciğim, vereceğim bir tanem sen. Evet, onlar aldılar keklerini, paylaştırdım. Şimdi yiyorken ben sizler için bir dilim daha kendim tatmak için, size gösterebilmek için bir dilim daha kesiyorum. Evet, bu şekilde güzel bir kekimiz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Beni Facebook ve Instagram'dan da aynı Elinin Tarifleri olarak takip edebilirsiniz. İnşallah daha güzel, daha farklı, daha yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın diyorum ve kekimi size sunmaya devam ediyorum. Size iyi seyirler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.